Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 20 Mayıs akşamı Şerif Hoca'nın Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır kitabını konuşacağımız güzel bir akşam. Merhaba Gökhan Hocam, ilk sizi gördüm. Aslan selam. Birazdan Şerif Hoca bir davet gönderecek ve kendisini yayına alacağım. Evet. Sevgili misafirler, Şerif Hoca. Hocam. Merhaba Taceddin. Merhaba hocam, iyi akşamlar. Nasılsınız? Her şey iyi, sağ ol, sen de iyisin. Ben de çok iyiyim hocam. Çok heyecanlıyım, keyifliyim ama keyfim yerinde. İyi, süper. Bugün uzun bir süre sonra, biliyorsunuz 2002 yılının Kasım ayındaydı. Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır kitabınız çıktığında 18 yıl sonra ikinci kitabımızı yazdık. Bugün biraz onunla ilgili konuşacağız. Onun içerisindeki konularla ilgili sohbet edeceğiz. Kitaplarınızın isimleriyle bir açılış yapmak isterim aslında. Hep dikkat çekici isimler vardı. Mesela Dikkat Vücudunuz konuşuyor onlardan biri. Hıdır Kişisel Gelişiyor onlardan biri yine. Süpermen Türk Olsaydı Pelerin Annesini Bağlardı ve sıra geldi Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır kitabına. Bugün bu kitapta hocam, ilk kitapta 23 tane kapı vardı. Bu kitabımızda da 20 tane kapı var. Çeşitli başlıklar var. Hepsini tabii sohbetimiz esnasında aralamak mümkün olmayacak. Ama ben aralarından bazılarını seçtim hocam. Onlarla ilgili hem okuduğum yerlerden, altını çizdiğim yerlerden konuşmak istiyorum. Hem de sizin böyle misafirlerimize oraları yorumlamanızı rica ediyorum sizden. Tamam, süper. O halde ilk sorumuzla başlayalım. Bu arada misafirlerimize bir bilgi vereyim. Şöyle yapacağız. Bugün Fil 2 kitabını konuşacağız daha çok. Sonuna doğru yorumları tekrar açacağım. Şimdilik yorumları kapatıyorum. Hem interneti daha iyi kullanabilmek adına. Süper. Tamam. Şöyle yapalım. Yorumları kapatalım hocam. Ama sizden rica ediyorum. Hem Şerif Hoca'nın diğer kitapları da olabilir. Fil 1 ile ilgili de olabilir. Hisleriniz, o kitap elinize geçtiğindeki hislerinizi bir düşünün. Yayının sonunda tekrar buraya döneceğiz. Hocam, ilk kitaptan sonra çok geri bildirim aldığınızı biliyorum. E-postalar aldınız, mektuplar aldınız. Size birebir de anlattılar kitaplarla ilgili anılarını, ilk kitabınızla ilgili anılarını. Aralarından böyle sizi şaşırtan ya da memnun eden bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? Yani çok cidden inanılmaz iyi mektuplar alıyorum. Mesela bugün paylaşınca Instagram'da bir anne çok güzel bir şey yazmış. Hatta ufaklığın adını da yaz dedim. Okuyamadım, daha yazmamıştı. Ben kitabı 10 yaşındaki kızım aldı. O da okudu, çok sevdi diyor. Bu beni mesela çok mutlu eden bir şey. Hayatın iyi yönde götürdüğünü anlatan çok insan var. Yani çok sevindiren şeyler sonuçta. Çok güzel hocam. Benim de yıllar önce okuduğum bir kitaptı. Daha sonra birlikte İzgören ekibinde çalışmaya başladığımızda tekrar okumuştum. Şu an hayatımda aynı kitabı 3. kez okudum. İlk kitap oldu açıkçası. Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır kitabı. Şimdi çocuklardan çok güzel şeyler geliyor Taceddin. Mesela Karaoklar Çetesi ile ilgili dün bir çocuk yazmış. Acayip sevdim iki kitabı diyor. Üçüncüyü beraber yazalım demiş. Şimdi ben yazayım desem olmaz. Dedim ki niye olmasın, düşünelim. Bir tanesi şey yazmış. E-posta atmış Oğuzhan. Cevap yazdım ben ona. Ertesi gün tekrar ben hiç cevap vermezsiniz diye düşünüyordum. Çok mütevazisiniz. Ben Jules Verne yazsam o bana cevap yazmazdı. Şimdi rahmetli Fransız bunlar oğlum falan yazdım o şekilde. Sizin çocuk kitaplarınız da var. Ayrıca bu yetişkinliğe geçti. Sizin kitabınız okuyan çok genç de var. Bugün gençlerle ilgili de konuşacağız kitabınızda. Ona da yer verdiniz Fil 2'de. Hocam, Fil 1'in ön sözünde bu kitabı neden yazdım diye bir açıklamanız vardı. 2002 yılındaki ilk kitabınızda birçok madde vardı ama beni orada çok etkileyen bir cümle oldu. Neden yazdım? Çünkü bu ülkede 450 bin tane kahvehane, 31 bin tane meyhane, 131 tane kütüphane olduğunu gördüm. O yüzden yazdım demişsiniz. Dedim ya, yıllar önce ben sizi tanımıyorken onun altını çizmişim. Dedim ki ben bunu Şerif Hoca ile konuşacağım. İkinci kitabı neden yazdınız? Ya iyi ki yazdınız ama sizi motive eden şeyler nelerdi hocam? Bunu merak ediyorum ikinci kitap için. Yani bir Taceddin, bir şeyler birikiyor ve anlatman gerekenler var. Bunlar sosyal medyada falan anlatmayacağın şeyler. İkincisi, insanların evine misafir oluyorsun. Çok cidden yaz diyen vardı. Çok uzun süredir. Yayın evi de çok istiyordu. Hı hı.
Ama söyleyecek bir şeyin olması gerekiyor ve 18 yıl sonra tamam artık bunu söylemeliyim dediğim şeyler var. Ve cidden ben mesela kontrol için bir bölümünü okuyayım diye aldığımda bir bakıyorum birkaç bölüm birden okuyorum. Bu mesela çok hoşuma giden bir şey kitapla ilgili. Ve öyle yani. Ne güzel hocam. Yani burada kapıları ben eşleştirdim. Yıllar önce yazdığınız 23 kapıyla aynı olanlar var mı diye. Üstünde durduğunuz şunlar var. İyiyi görmeyi tekrar devam ediyorsun. Hani iyiyi görmeli, olumlu düşünce üzerine diye bir bölümünüz vardı. Ve vatan üzerine diye yine yazmışsınız. Yıllar önce de yurt sevgisi üzerineydi. Bunlardan asla vazgeçmeden iyi bir insanı tanımlıyor aslında bu kapılar diyebilirim hocam. Ben şunu da çok hoşuma gitti. Girişte yazmışsınız ikinci kitabın başında. Ben net öz anlatacağım. Uzun uzun cümleleri değil, hatta kelimelere bile dikkat edeceğim diyorsunuz. Ders vermeyi sevmem. Derse siz kendiniz çıkartın diyorsunuz. Bu anlamda bu kitabı aralamak çok keyifli. Az önce dediniz ya, açtığımda okuyorum diye. Bir yakın zamanda bir anım oldu hocam. Onu size anlatmak isterim. Hem kitaba dair de bir fikir verir. Kitap bana ulaştı. Heyecanla hızlıca okudum. Kayınpederim geldi. Şimdi öyle anılar anlatıyorsunuz ki kitabın içinde. Hem günümüzden örnekler de var, hem böyle biraz daha geçmişten örnekler de var. Onun böyle bileceği dönemden bir örneği yakaladım. Böyle dürüstlük üzerine, adalet üzerine bir bölüm. Baba dedim ya, şu bölümü bir okur musun diye verdim kendisine. Hocam babama verdim kitabı, derin sessizlik. Ses yok. Bir baktım babam 40 sayfa okumuş, devam etmiş kitaba. Kitabın böyle bir alan bir tavrı var ve benim ona verdiğim konuyla ilgili bana dönmedi. Başka konular anlattı. Daha ilerleyen sayfalardan başka konular anlattı. Bu anlamda herkesi kucaklayan bir kitabınız olduğuna inanıyorum. Yani çoğu kitabınız öyle, bu kitabın da öyle olduğuna inanıyorum. Taceddin, bir mektup aldım ben. Yaşlıca bir bey yazmış. Diyor ki eşim hastanedeydi, yatıyordu. Hayatının son günleriydi. Ve biz hayatının son 3 gününde oturduk, Dikkat Vücudunuz Konuşuyor kitabını. Ben onu okudum. O yatakta kıkır kıkır güldü. Ve eşimi kaybettim. Hayatımın son günlerini biz senin kitabınla geçirdik hocam diyor. Şimdi böyle olunca yani çok duygulanarak anlatıyorum. Çok sorumluluk sahibisin ya. Yani yazarken düşünsene bir karı koca kaybediyorlar ve sen oradasın. Ya öyle mektuplar geliyor ki yani hepsini anlatmam çok zor. Ama yani seminerler de öyle gidiyorsun bir seminere. Ben seminerlerden önce yani mutlaka giderim. Hiç kulise bilmem girmem. Seyirciyle hep konuşurum. Diyor ki niye gidiyorsun aralarına? Ya bir seferinde bir grup fotoğraf çektirmek istedi. Çektirdik, sarıldık falan. Çıkışta Kocaeli Üniversitesi benzinlikte karşılaştık onlarla. Hocam dediler bir şey söyleyeceğiz. Nedir? Biz dediler dört arkadaşız. Üniversiteden içeri almadılar bizi. Çünkü ikimiz esnaf, ikimiz öğrenci. Geri döndük arabayla. İki kişi bagaja saklandı. Bagajın içinde tekrar gitti. Şimdi seni dinlemek için bagajda gelen insanlara çok büyük hürmet gerekiyor. Yazarken de gerekiyor, anlatırken de gerekiyor. Ve öyle bir ülke ki her alanda ikiye bölünmüş bir ülkede. Tarafsız, ortada, sadece aydınlığın, bilginin peşinde olarak bir şeyler anlatman lazım. Çünkü herkes şey gözüyle, bu tarafın adamı, bu tarafın adamı mı? Yani bir tarafın adamı olmama şansı da bırakmıyor insanlar birbirine. Oysa bir arada iyi bir şeyler yaparız gibi geliyor. Ve çok iyi bir ülke. Yani gerçekten insanına inanmamız gereken bir ülke. Birbirimize inancımızı kaybetmememiz lazım. Bildiğim şey yok. Hocam çok güzel bir anıymış. İki arkadaş bagajda, acaba o ara neler konuştular? Şu an o görüntü canlandı gözümde. Ne mutlu hocam size. Hazır bundan bahsetmişken, gençler dedik. Bu arkadaşlar gençler. Sizin her yaştan okurunuz var. Bunu biliyorum. Gençler çoğunlukla, gençler de çok var. Dün de 19 Mayıs çok önemli bir gündü. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Hem bayramımızı da kutlamış olayım böylece Çok sağ ol. misafirlerimizin, izleyicilerimizin. Kitapta şunu yapıyorsunuz. Önce bir Aristo'ya bir gönderme yapmışsınız. Aristo'nun bir cümlesi var. Milattan önce 350'de yazmış hocam. Diyor ki ya bu gençler bir tuhaflar diyor. Saygısızlar, ebeveynlere saygısızlar, öğretmenlere saygısızlar diyor. Ben bunu açıkçası 80'lerin ikinci yarısında doğdum hocam ben. Hep ben de duydum. Saygısız olduğumuzu, dikkat etmediğimizi, önemsemediğimizi çok duyduk. Ama bu kitapta şunu gördüm. Bir yerden de okumak isterim. Şunu gördüm. Sorumluluğu alıyorsunuz. Biraz gençlerin yanında duruyorsunuz. Hem genç izleyicilerimiz için de motivasyon olabilir. Orayı okumak istiyorum izninizle kitaptan. Şöyle kapağı da göstereyim azıcık. Şu anda yayın evi alarmında yalnız Taceddin, haberin olsun. Yayın evi bana kızıyor şu an.
Şöyle demişsiniz hocam. Gençleri eleştirmek yerine kendini eleştir kardeşim. Biz bu çocuklara nasıl ülke bıraktık diye. Ve bu çocuklara helal olsun, hala bırakıp gitmiyorlar ya ülkeyi. Sarılman lazım senin o çocuğa. Kafayı hala çizmiyorlar diye yolda gördüğünde aslansın sen kardeşim demek lazım diyorsunuz. Ve bu bölümün sonunda da tabii ki böyle bırakmıyorsunuz. Biraz gençleri yüreklendiren, ülkenin gençleri size kocaman sarılıyorum. Büyük saygı hak ettiğinizi bilin. Bu ülkenin geleceği sizlerin ellerinde. Kimsenin sizi değersiz hissettirmesine müsaade etmeyin. Size özür borcumuz var diyorsunuz. Bu bölümde gençlik üzerine kapısındaki bölümde sizlerle gençleri baş başa bırakıyorum hocam. Onlara neler demek istersiniz? Şimdi hemen söyleyeceğim şey şu Taceddin. Yani 15 yaş grubuna bir araştırma yürüttüler OECD ülkeleri arasında. 15 yaş grubunda mutlu musunuz sorulardan bir tanesi bu. Türk öğrencilerin %28.6'sı mutsuzuz dedi. Dünya ortalaması %11 falan ve Meksika'da mesela maddi durum bizden daha iyi değil Meksika'nın. %5 mi %7 mi ne o oran mutsuzum diyen çocuk. Ya 15 yaş bir çocuğun en mutlu olacağı zaman 3 çocuktan bir tanesi mutsuzum diyecek duruma nasıl geldiği hiç siyasi bölüme ilgilenmeden değerlendirmemiz lazım. Bu çocuklara kızıyoruz işte sosyal medyadasın evdesin. Nereye çıkacak bir çocuk? Yani o yürüyerek gidebileceği bir okul yok, oynayacağı bir yer yok. Bütün bu her şeyi bir arada bu çocuklar estetik dersi almıyorlar, sanatla ilgili bir şey almıyorlar. Çok acayip bir eğitim sistemi içinden geliyoruz. Bugün Milli Eğitim Bakan Yardımcısı benim çok sevdiğim bir dostumdur. Onunla başka bir konuda konuştuk. Ve yani bunlar bakan, siyasetçi falan işleri değil. Hep beraber oturup bu ülkenin çocuklarının daha mutlu bir atmosferde yaşaması için çok büyük çaba gerekiyor. Hepimiz için gerekiyor. Herkesin kapısı çok güzel, evinin içi çok güzel ama sokaklar omuz omuza olur bu işler. Beraber yaşama kültürü. Kazakistan'daki çocuk mutluluk oranı çok daha yüksek. Özbekistan, Tataristan. Maddi durumu senden iyi değil. Yaşam biçimiyle ilgili bir şeyleri değerlendirmek lazım. Çalışanlara baktığında %15.1'i iş hayatıyla ilgili mutlu. Ya %15 Taceddin düşünebiliyor musun? Yani bu mutluluk çabası ya biraz makam mevki sahibiysek otorite bilmem ya daha mutlu olmak çok kısa bir süre. Yani çok kısa bir süre, kısa bir hayat. Orayı iyi geçirmek lazım. Biz onu iyi geçirme yolunda bir şeyleri kaybetme yolundayız. Daha estetik, daha tutkulu, daha kültürle, daha sanat ve bilgiyle ilgili bir şeyler yapmak lazım. Bunu biliyorum. Bunu da anlatırken çaktırmadan 900 kişi oldu, 902 oldu. Çaktırmadan oraya da insan counter bakıyor. Hocam gerçekten dijital çağda oraya bakmamak mümkün de değil. Ben daha çok kalplere odaklanıyorum hocam. Doğru söylüyorsunuz. Bu mutlulukla ilgili kitapta da yine bir araştırmaya değinmişsiniz. Bir üniversitenin araştırması var. Uzun soluklu bir araştırma. 1938'de başlamışlar. Üniversiteden böyle saygın da bir üniversite. 200'e yakın erkek çocuğu alıyorlar. Bir de fakir bir semtten yine aynı yaşlarda 400'e yakın erkek çocuğu alıp uzun yıllarca bakıyorlar. Bu arkadaşlar neler yapıyorlar? Hayatlarında nerelere geliyorlardı? İş tatminleri, evlilikleri, sosyal hayattaki mutluluklarını bir kıyaslıyorlar. Aslında sonuç olarak o sandığımız gibi mevkilere ulaşanların, parayı kazananların çok çok mutlu olmadıkları, birbirine yakın mutluluklar yaşadıklarını da gözlemliyorlar. Orada bir sihir var sanki hocam. Bugünleri de değerlendirirsek her zaman kıymetli ama mutluluğun özünde dostluk olduğunu söyleyebilir miyiz? Bütün araştırmalar onu gösteriyor Taceddin ama asıl konu şu, seni en iyi tanıyan insanlar, seni ayakta tutan insanlar. Şimdi İngiliz halkına bakıyorsun. %54'ü tek başına yaşıyor İngiliz halkı. Yani çok korkunç. Omuz omuzalığın avantaj ve dezavantajları var. Ama tek bildiğim şey şu. Hani bazen böyle işte böyle iş adamın başarılı bilmem ne muamelesi yapıyorlar. Ve oralarda sorduklarında yani nasıl başardınız dediklerinde. Mesela çiftliğin başarısıyla ilgili bir toplantıya bir ödül aldılar. Oraya çağırdılar. Bende önceki konuşmacı çıktı ve dedi ki benim başarımın dedi 4 tane faktörü vardır. Hırslıyım, hedef koyarım, 4 özelliğim falan dedi. Ben çıktım, dedim benim de 4 özelliğim var dedim. Bu 4 özelliği dediler bir tane daha çıktı bundan. Ben 4 tane arkada oturuyordu bizim çiftlik çalışanları. O 4 kişi sayesinde dedim o. Ben yokum çiftlikte. O insanlar başarıyor ve onların başarısını görmeyip çıkacağım oraya. Diyeceğim ki benim bu özelliğim. İş yeri kurulacak İzgören Akademi. Şimdi bu kadar insanın üye olduğu, beraber çalıştığı yer. Kredi alacağız.
banka kredisiyle ilgili son dakikada yarım saat kala dediler ki krediyi veremeyiz. Niye? Kefil gösterdiğiniz insanlar devlet memuru değil. O yüzden veremeyiz. Ya dedim 3 aydır bu başvuru sizde. 1996 yılında oluyor. 3 aydır bunu söylemeyip dedim kredi gününün son yarım saatinde mi söylüyorsunuz? Vallahi dediler bu saatte 5 tane devlet memuru kefil bulabilirseniz krediyi biz gene veririz dedi gülümseyerek. Ben bir telefon açtım. 45 dakika sonra dediler bekleriz. 8 tane devre arkadaşım orada kimlikleriyle gelip adam dedi ki şok oldum ben. Beşiniz olsa yeterli. Yok dediler 8'imiz de olacak. 8 tane arkadaşım o gün kefil olduğu için Taceddin. Bugün burada beraber ekmek yiyoruz. O gün hiçbiri gelmeyebilir. Bunu anlatırken ben var ya ben anlamında anlatmıyorum. Ama ben o çocukların hiçbirinin adını unutmam bunu söyleyeyim. Yayın evinde bazen bir iki arkadaşım abi bizim emeğimiz katkımız diyorum ki hiçbir şey yokken orada yanımdaydınız. İlk bildiğim şey iyi dostlar iyi arkadaşlar. Şimdi sosyal medyada 550 bin mi 600 bin mi toplam bir takipçim varmış. Yarın cenazeme 100 kişi gelir. Yani 600 bin sosyal medya takipçisi ama cenazeme 100 kişi gelir. Bildiğim şey o dostlar arkadaşlar çok ayakta tutuyor insanı. Yani mutlulukla bağlantısı bilmem ne havalarını bilmem ama benim için mesela inanılmaz değerliler. İzgören Akademi'ye, Elma'ya baktığımda diğer yerlere bu kadar sevdiğim insanlar olmasa herhalde gitmek istemem be Tancı. O toplantılara girmek istemem. Ama diyorum ki ya sevdiğim adamlar var burada. Tuğçe yazmış. Hocam diyor Dubai'de Tuğçe. İzgören Akademi'nin ilk kurucularındandır. Evlendi. Dubai'ye gitti. Siz diyor hiç diyor diplomaya bakmazsınız bilmem neye. Hep iyi insan ararsınız. Niye olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum diyor. Bu kadar güvenin Çok az güzel. olduğu ülkede. Fahrettin ben nereden mezun olduğunu bilmiyorum senin. Umut'un bilmiyorum. Zeynep'in bilmiyorum. Ama bildiğim şey bir derdin olduğunda yanında olacak insanlar. Ötekinde hepsi öğreniliyor biliyor musun? Yetkinlikler kazanılıyor bile. Ama çok havalı, çok yetkin adamların nasıl firma sattıklarını, nereden nereye döndüklerini, ne yaptıklarını hepimiz görüyoruz. Sağlam insan olma ve Taceddin. Tek bildiğim o. Ben şeyleri bilmem, projeler bilmem ne falan ama doğru adamlar seni satmaz. Onu tanıdığım için o kadar gönülden dinliyorum ki size. Ama bu 8 kişi var ya, onları ben de eğer aralarında izleyenler varsa teşekkür ediyorum. Çünkü İzgören Akademi'de çalışmanın mutluluğunu hep yaşıyorum, o gururu hep yaşıyorum ve çok çok kıymetliler. Dost biriktirmek çok önemli hocam. Çok güzel açıkladınız. Şimdi, kitapta bir bölüm daha var ki hocam, yardımlaşma üzerine diye bir kapımız var. Birçok önemli isimden bahsetmişsiniz. Mevlana var, Yunus Emre var, Aristo var, Viktor Frankl var, var da var. Fakat Hayrettin Karaca'dan hocam 4-5 ayrı yerde bahsetmişsiniz. Biz akademi olarak da Uğur Böcekler'in olarak da çok çok anlatırız Hayrettin Karaca'nın yaptıklarını, onun hayat yaşayış şeklini. Ama sizin için önemli olduğunu biliyorum. Biraz misafirlerimize Hayrettin Karaca'dan bahseder misiniz? Yani iki şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anlattığıyla yaptığı o kadar iki şekil. Yani en değerlisi o biliyor musun Tarık? Yani bunu sağcı solcu birçok insanla ilgili yaşadık. Türkan Saylan'ı böyle siyasi bir yere koydu insanlar. Öteki tarafta baktığı cüzdanını bitiren kadın. Köy köy gezmiş. Yani öyle bir emek koymuş ki o kadın sağcının en ucu olsa, solcunun en ucu olsa sen koy onları kenara. Ülkeye ne bıraktığına bak. Mehmet Akif yani yiyecek paltosu yok. Yiyecek paltosu yok. 500 altın veriyorlar ve kabul etmiyor. İstiklal Marşı'nı yazdığı için. 500 altını kabul etmiyor. Paltosu yok. Şefik Gökay'ın kardeşinin paltosuyla geziyor. Diyorsunuz ki ben Manisa demirciliyim. Bundan 40 yıl önce demirci sokaklarında yürüdüğünüzde bütün evlerden halı dokuma sesi gelirdi. Şimdi yürüyün, bütün evlerden yemek test programının sesi ya da hökren, bağıran, kavga eden eğitimsiz siyasetçilerin sesleri geliyor diyorsunuz. Sonra yine kitapta veriler vermişsiniz. Yaklaşık günde 3 saat 34 dakika televizyon izlendiğinin ortalama, 2,5 saatte sosyal medyada bulunmaktan ortalama insanlar yaklaşık 6 saate yakın zamanını bu mecralarda harcıyorlar. Baktığınızda genelde emek vermekle ilgili şikayet ediyorlar. Bir şey üretmekle ilgili, ürettiklerinin değerinin bilinmediğiyle ilgili şikayet ediyorlar. Bölümün sonunda her lokmanızı hak edilmiş kılacak büyülü toz emektir diyorsunuz. Bu bölümle ilgili biraz anılarınızdan ya da yazdıklarınızdan bahseder misiniz hocam? Şunu anlatabilirim. Yani Gümüşhane'ye gidiyorum. Uçaktayız.
Dediler ki kar yağıyor acayip, uçakta bir gecikme olacak dediler. Rötar 4 saat sadece. 4 saat uçağın içerisinde. Bütün yolcular hosteslerle kavga etti. Hostesler, yani ortalık karışık. Benim yazdığım bir kitap vardı ve okuduğum bir kitap vardı. 4 saat nasıl geçti bilmiyorum. Kitabımı yazdım, okuduğum. Uçaktan inerken Gümüşhane'ye en son inenlerden biriydim. Hostes dedi ki teşekkür ediyoruz. Hiçbir şey söylemediniz bize. Hem dedim yapacak işim vardı. Hem dedim hiçbir suçumuz yok. Siz de bizimle beraber uçakta beklediniz. Ama hayat böyle gibi. Yapacak bir şeyin yoksa, tamam mı? Hayatla kavga etmeye başlıyorsun. Şimdi bu öncelikle teşekkür ediyorum. Karantina, Covid falan gibi hiçbir şey kullanmadık şu ana kadar. Pandemi falan geçmedi. Ama şu döneme baktığında 3 ay, 5 ay üretecek bir şeyin varsa mucize bir dönem, tamam mı? Üretecek bir şeyin yoksa sadece hayatla ve kendinle kavga edersin. Bu ülkenin insanının üretimle ilgili yapması gereken şey çok fazla. Ve Birinci Dünya Savaşı, Antalya Cephesi, bizimkiler bir grup Fransızı esir alıyorlar. Alman, bizim yüzbaşı Alman Asteğmen'e bağlanmış. Yani kadınlara anlatayım bunu. Asteğmen'in rütbesi buysa yüzbaşının budur. Fakat o dönemki yöneticilerimiz bizim yüzbaşıyı rahip kökenli bir Alman Asteğmen'e bağlamışlar. Asteğmen'in hiç askeri bilgisi de yok. Yüzbaşıysa Balkanlarda savaşmış Mustafa Ertuğrul, müthiş bir savaş bilgisi olan adam. Asteğmen diyor ki Fransızlardan birini asarsanız diyor ötekiler konuşurlar diyor. Bizim subay böyle bir şey yapar mı? Sadece birkaç soru soruyor. Fransız subay diyor ki bunlara cevap vermem ülkeme ihanet olur diyor. Türk subay da diyor ki sizin gibi subay olmak lazım. Teşekkür ederim diyor. Ne işkence, ne birini öldürme ve yaralı gelen askerleri bizim askerler yara bantlarıyla sarıyorlar kollarını. Tedavi ediyorlar. Müthiş bir ülke burası. Yani insanının kültürü, eğitimi, Birinci Dünya Savaşı. O çıkan yüzbaşı, Fransız yüzbaşı Ronel diye bir gazeteci. Daha sonra Ermeni katliamı var diye Fransa'da yazılar yazıldığında iki kişi bizi savunuyor. Birisi bu yüzbaşı Ronel, diğeri de Pierre Loti. Diyor ki biz o gün kıyıya çıktığımızda Almanlar olsaydı bizi öldürürlerdi. Türkler diyor bizim yaralarımızı sardı. Ve Türk subay diyor ki öyle eğitmişiz insanımızı. Geminizi batırdığımız için özür dileriz, ülkemizi savunuyor diyor. Fransızlar şokta. Ondan önce gelip Antalya Hastanesi'ni falan bombalamışlar. Bu ülkenin insanının kumaşı çok iyi tercih. Yani bırakıp gitmeyeceksek, kalacaksak bilimli olur, bilgiyle olur, liyakatlı olur. Dün bir anket sonucu 3 öğrencilerin %70,01'i olabilir. Torpilin emekten daha önemli olduğuna inandıkları söylemişler Türkiye'de. Bu çocukların kafasındaki o çizgiyi silmemiz lazım. Bizim o çocuklara torpilin hiçbir geçerli olmadığını, liyakatın insanları ileri götürebileceğini anlatmamız lazım. Bu ama teorik konuşmalarla olmuyor. Kendi kurumumuzda bunu uygulamaya çalışmamız önemli. Liyakatın peşinde koşmamız lazım. Bildiğim şey bu. Bunu yapmaya çalıştığımız için 25 yıldır, 24 yıldır vergi ödeyerek, ahlaklıca çalışarak ayakta kalıyoruz. Bunun peşinde koşmak lazım. Bir de senin verdiğin örnekte olduğu gibi Hayrettin Karaca gibi yaptığınla anlattığının tak diye oturmasında büyük bir fayda var. 25 dakikadır yayındayız. Bence son Evet hocam. soru alma ne varsa aklında. Tamam hocam. Şöyle, şimdi siz anlatırken birçok şey çağrışıyor aklımda. Bu sayfayı açtım, bunu okuyacağım. Emek dedik, güven dedik ama bunların içinde işi tutkuyla yapmakla ilgili çok güzel cümleleriniz var. Misafirlerimize bununla paylaşmak isterim. Diyorsunuz ki eğer tutkuyla işinizi yaparsanız üretmeye başlarsınız. Üç büyük ödül kazanırsınız. Bu ödüller dedikodu yapacak vaktiniz bile kalmaz. Başkalarının sizinle ilgili dedikodularını da duymazsanız kendi ürettiklerinizin somut sonuçlarını görme mutluluğuna sahip olursunuz. Belki sizin aslında o uçakta yaptığınız ya da o kelimeleri söylemiyorum ama evde olduğumuz günlerde üreterek onu başarabilme şansımız olabilir. O anlamda tutkuyla yapacağımız işi bulmak, onun için çok çalışmak, emek vermek önemli. Şimdi en başta ne demiştim? Fil'le ilgili olabilir ya da Şerif Hoca'nın diğer kitaplarıyla ilgili birçoğumuzun anısı var. Duyuyoruz, anlatıyoruz birbirimize.
Ben size iki kelime diyeceğim. Biliyorum en fazla iki kelime diyeceğim ama 3-4 kelime yazabilirsiniz. Şöyle Şerif Hoca'nın kitaplarıyla ilgili yorumlarınızı, hislerinizi, anılarınızı paylaşmanızı isterim. Yorumları açtım. Kitapları iade etmek istiyoruz gibi yazan olursa onları silebiliyor muyuz öyle iade? Hocam sorun yok. İade garantimiz var ama herhalde yazmazlar. Bakalım. Şimdi bence merhaba. Hepinizden merhabalar alıyoruz. Böyle hocam gitmeyin biraz daha lütfen. Teravihe gideceğim. Bilmezsiniz. Teravihler bu dönem yok. Japonyalı Emrak. Teşekkürler. Ceren teşekkürler. Mutlaka önerdiğiniz kitaplar. Kitapların içinde melekler vardır diye bir sayfam var. Aslan Gökhan. Orada en sevdiğim kitapları hep orada yazıyorum. Kitapların içinde melekler vardır. Ne olur oradan takip edin. En güzel rehber. Sırada okuyacağımız kitabı merak ettim. Birkaç kitap var şu anda. Hangisini okuyacağım diye. Mustafa Ertuğrul'un hayatını anlatan bir kitap. Bömböm. Batmayan Güneş. Zeki Kumalesi yaptığı için teşekkür ediyorum. Gökhan Yenipazar. Aslan Gökhan'ı. Genelde akraba taallukat diye görünüyor. Samimiyet ve güven demiş hocam bir misafirimiz. Diğeri de fil sayesinde uğur böceği oldum demiş. Süper. YouTube kanalı tabii başlıyor 22 Mayıs'ta. Evet hocam, YouTube kanalımız sonunda bizlerle, çok özledik. Bütün kitapları imzalıyorum. İmza günü de gel, yani acayip sevinirim. Onun dışında yayın evinde böyle bir hizmeti var. Can Tülay. İş yaşamında 100 kanguru ilk kitaplardan biri. Demin Azerbaycan'dan bir selam vardı. Gelecektim Azerbaycan'a. Fakat bu olaylar yüzünden ertelendi. Mutlaka Azerbaycan'a, Bakü'ye geleceğim diye görünüyor. Hangi kapak olsun bölümünü, iki tane kapak rengi var. Onu herhalde şey yapacağız. Anketle sayfadan iki taneyi koyacağız. Siyah mı, açık yeşil mi cevap vereceğiz. Ankara'da mısınız diye, Ankara'dayım desem bu sefer Bağlıca mı diyeceksin, Çukurambar mı adresi ver. Karaoklar ekolojik. Acın 11 kalp yollamışsın. ...15 yaşında izlemiştim, 24 yaşındayım, süper. Yani onun gibi birkaç tane video olacak YouTube kanalında. 2 gün sonra açılıyor. Esra, çok özelsin. Seninle ilgili Selma bir paylaşım yapacağım. Çok özel bir dostsun. Okur olup sonra çok iyi dostlarım olanlar var Taceddin. Benim için çok çok değerli. Son yorumu yapana elmadan kitap hediye diye çıktı. Şeyden direkt elma yayın evinden. Acun, kitap için yorum yapılmaz, ayıp. Beytullah, sizi özlüyoruz. Kuleli Kütüphanesi, kardeşim aslında ilk tanışma hikayemiz. Kesinlikle. Süpermen Türkoğlu'sa Gıpeder'in annesi var. 16 yıl önce okudum. Ne mutlu bir adam. Hocam yeni kaybettiğini lütfen, başını kaçırdım. Yayını kaydedenler var. Bitti. Kıbrıs'tan yayın... sevgiler. İzgörün Akademi'nin sayfasına da görebilirler yayınımızı. Hocamızın 2020'de 18 yıl sonra yazdı. Şortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır kitabı da yakında sizlere ulaşacak. Çok çok az kaldı. Onun da müjdesini verelim. Mücadele ruhu önemli demişler hocam. Çok güzel. Yol gösterici diyenler var. Bu bizim yayınımızı yapacağımızı söyledikten sonra da kitabımızla ilgili birçok anı geldi hocam bana. Birçok kişinin hayatını dokunmuş. Bencik'ten Okçu ekibi tamamı izliyorlar mı? Onlar canlarım. Ejder ve ekibi geldiler Çiftlik'te. Köy çocuklarına Manisa Demirci'de okçuluk eğitimleri verdiler. Çok unutulmazdı. Benim için çok özelsiniz. Bencik ekibi. Gene mutlaka ziyaretinize köye de geleceğim. Bencik, süper. Kahramanmaraş'tan selamlar. 112'de nöbetçiyiz bugün. Çağıran vardır, o da bekliyorsunuzdur. Daha yangına giderken yolda durdular hocam diye. Performans arttırıcı kitaplar, İstanbul'a bekliyorum. Yani şu, dünya iyileşsin, Berfin yazmış, çok sevdim. Dünya bir iyileşsin, Türkiye bir iyileşsin, koşarak geleceğiz. 20 yaşında izledim, şu an 32 yaşındayım, süper. 1000 kişi olmadan kapat bir yayını. Yok ya, öyle bir duruma...
Pastan izliyoruz sizi hocam. Süper. Lapseki Adatepe Okulu'na gideriz. Dün internette bir görüntüm vardı. Bir köye gitmişim. Hisar Önü köyüne. Köyde çocuklar arkadan çekmişler. Arada girip köylere konferans veriyorum. Adatepe Köyü. İnşallah gelirim. Kırgızistan'dan selamlar. Karaoklar 3 geliyor mu? Onu yazmaya bugün başladım. Karaoklar 3 geliyor. 1002 kişiyi gördüm. Bunda demiş Özlem. Süper. Hocam daha sık. Çok sık duymayın. Çok ortada olmayayım. Turkish Kafile'yi de baktı. Bizim için çok gurur. Kuleli ile ilgili bir şeye geçti. Kuleli bizim için, benim için çok büyük gurur. Geldiğim noktada Kuleli Asker Lisesi, oradaki arkadaşlarım inanılmaz değerli. Acun Ahmet Hocam 900 kişi, Acun'u kaç kişi izliyor? Ülkemiz ortada. Acun dediğin Acun Erkuya değil mi? Yani biz onu tanıyoruz. Hocam lütfen Van'a gelin. Van'a daha önce geldim, kahvaltısı onlarını gördüm, eğitimler verdim. Çok isterim gelmeyi. Oğlum ya, hocam Diyarbakır'dan. Diyarbakır planı var. İnşallah gelirim. Petit de Flo, Amsterdam diyoruz. Var bir plan. Mete Kuleli'den arkadaşım. Çok sağ olun. Yani herkes iyi iyi şeyler yazacak. Sağ olsunlar, Evet. var olsunlar. Ve tamam. Son yorumu nasıl belirleyeceksiniz Taceddin? Hocam evet, o son yorumu yakalayamayacağız. O yüzden 11 sizin ilk yaşındaki gördüğünüz oğlu son yorum olsun. ve 79 yaşındaki annem okudu, sevdiler. Bu müthiş gurur benim için. Aslında Pil'in Dezavantajı en tanınan kitabım olup diğer kitapları biraz gölgede bıraktı. Yani çok iyi kitaplar yazdım, affedersiniz. Birkaç kitap var. Arada böyle kaynadılar, üzüldüğüm kitaplar ama onlar ileride fark ederler diye düşündüğüm şeyler. Hocam Bursa ofise bekliyoruz biz. Tabii bayat çay içirirsiniz. Bayramda uygunsanız. Ben diyeyim mi? Ege Ben teşekkür oralarda ederim mı? hocam. Görme şansımız var mı? Ege bugün babasına güzellik yaptı hocam. Uygun saatte uyudu, babasına izin verdi bu yayını yapması için. Süper. Aybüke'yi çok Evet, çok öpüyorum sağ ol. Taceddin. Çok Sana sağ olun kocaman hocam. selamlıyorum. Tamam mı? İyi Çok ki teşekkür varsın. ederim hocam. İyi ki bizim Var olun hocam. ekiptesin. Tamam mı? Çok sağ olun Kaçıyorum hocam. ben. Kapatıyorum. Şehnaz Tamam. Kıbrıs. Komşum canım benim. Çok Kapatıyorum. sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz Hoşçakalın. tüm misafirlerimize de. Hoşça kalın. İyi Hoşçakalın. akşamlar.